Hanımlar, beyler, günaydın, iyi pazarlar. Efendim bugün 8 Kasım, pazar sağlığına özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden en doğru ve en güncel bilgileri öğrenmek isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz Sağlık Merkezi'nde zaman zaman sizi bilgilendirecek konuklar da ağırlıyoruz. Biz bugün istedik ki malumunuz 30 Ekim'de İzmir'de 6.6 şiddetinde bir deprem oldu. Arama kurtarma ekipleri birkaç saat içinde görev başındaydı. Yüzlerce canımızı enkaz altından çıkardılar. Hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Hepsine minnet borçluyuz. Ve özellikle biz bugün UMKE'yi stüdyomuza davet ettik. Onları size anlatmak istiyoruz. Deprem anında ne yapmak lazım? Arama kurtarma çalışmalarında özellikle ilk müdahalede neler yapılıyor? UMKE gönüllülüğünü konuşacağız. UMKE'den gelen değerli konuklarımız Hüseyin Güler, Işık Akçapınar ve Eda Ertaş'la. İkinci bölümde ise 2020 artık bitsin diyoruz ya. Hepimize bir panik atak, hepimize bir travma. Bir yandan pandemi, bir yandan depremler, seller, başka sorunlar. Kaygı bozukluğumuz giderek artıyor, endişe bozukluğumuz giderek artıyor, panik atak olanların sayısı da giderek artıyor. Psikiyatri uzmanı Doktor Aynur Nabi sorularımızı cevaplayacak. Dolu dolu içeriğimize başlıyoruz. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa yanında Tekdos Sağlık Merkezi her zaman olduğu gibi ben Deniz'den size ikram oluyor. Buyursunlar efendim. Deprem esnasında kendimizi korumak için ne yapmalıyız? İzmir depreminde arama kurtarma çalışmalarında görev yapan UMKE hangi gönüllülük esasıyla çalışıyor? UMKE'nin faaliyet alanları neler? UMKE gönüllüsü nasıl olunur? Sağlık merkezinde UMKE'li uzmanlar konuğumuz oluyor. Evet sevgili seyircilerimiz, dediğim gibi cuma günü daha görev yerinden döndüler. Henüz terleri bile soğumadı ve bizi kırmadılar. Hakikaten hepsine, arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapan tüm ekibe minnet borçluyuz. Benden küçük olanların dahi ellerinden öpüyorum o minnetle. UMKE Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden, İstanbul'daki ekipten çok değerli konuklarım var. Her zaman olduğu gibi arayabilirsiniz. Belki de teşekkürlerinizi iletmek için arayacaksınız. İstedik ki siz de katılın programa. 0530 040 7005 ve 06 Sağlık Merkezi'ne ulaşacağınız telefonlar. Efendim UMKE ekibinden hemşire Hüseyin Güler. Hoş geldiniz efendim, Hüseyin hoş Bey. Anestezi teknikeri Işık Akçapınar ve hemşire Eda Ertaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hakikaten hepinize gönülden teşekkür ediyorum. İstedim ki hani UMKE'yi biraz tanıyalım. Çünkü son iki depremde Elazığ'da, İzmir'de daha çok dikkatleri çekti. Hani benim habercilik pratiğimde mesela Gölcük depreminde böyle bir ekip yoktu. Sizden başlayacağım Işık Bey. Siz eğitim de veriyorsunuz, evet, görevinizin yanı sıra. UMKE ne zaman kuruldu? Görev alanları neler? Sadece depremde olmuyorsunuz çünkü. Evet. Başka görev yerleriniz de var sizin. 2003 yılında Afetlerde Sağlık Organizasyonu projesi kapsamında başlayan bir aslında programın neticesinde çıktı. 2004 yılında bakanlık bünyesinde UMKE birim olarak kuruldu. 2004 yılından beri de işte Türkiye'de meydana gelen ve yurt dışında meydana gelen doğal afetlerde veya işte toplumsal olaylarda görev yapmaktayız. Peki şimdi UMKE'nin gönüllülük esasıyla çalıştığını biliyoruz, hı hı, değil mi? Size sorayım Hüseyin Bey. Siz bu arada Eda Hanım'la İzmir depreminde, evet, görev aldınız. Cuma günü geldiniz zaten. Evet. Hakikaten teşekkür ediyorum kırmadığınız için bizi. Şimdi UMKE'de bir gönüllülük esası var ama sizin hepinizin kamu hastanelerinde de görevleri var değil mi? Evet. Siz hemşiresiniz. Şöyle, gönüllülük sadece UMKE'ye başvuru kısmında gönüllü oluyorsunuz. Daha sonraki süreçlerin tamamında göreve çıktığımızda resmi görevlendirme olduğu için hepimiz 657'nin sorumluluğunu taşıyoruz ve bu bilinçle çalışmaya devam ediyoruz. Siz kurulduğundan beri UMKE'de misiniz? Hayır, benim 5. yılım UMKE'de. 5. yılınız. Peki şimdi bu gönüllülük esasıyla yapılıyor. Eda Hanım, size soracağım onu da. Hı. Siz çocuk hemşiresisiniz değil, evet, mi normalde? Tabii bir kadın için
bu afetlerde bulunmak, hele ki çocuklarla bu kadar haşır neşir olmuş bir hanım için çok daha duygusalız biz. Yani bizim mesleğimizde de bu böyle. Deprem esnasında görüntüleri anlatırken ağlayan muhabirler oldu. Mesela bu da bir etik tartışması oldu. Spiker arkadaşlarımız oldu, sunucu spiker. Şimdi biz kadın duygusallığıyla biraz daha farklı da yaklaşabiliyoruz. Siz nasıl karar verdiniz UMKE ekibine girmeye? 7,5 yıl çocuk hemşireliği yaptıktan sonra... Hı. Hani hastanede insanlar size geliyorlar ama UMKE'de olduğumuz zaman biz insanlara gidebiliyoruz ve bunu yapmak istedim. Yani şimdiye kadar gittiğim görevlerde de elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Yani evet, bir kadın olarak zor işte ama orada, yani bizim mesleğimizde kadın ya da erkek diye bir şey yok. Profesyonel olmak zorundayız. O soğukkanlılığı korumak mümkün oluyor mu? Çünkü bu depremde hani biz Ayda bebeği, Elif'i, Buse'yi, İnci'yi onları izlerken ekran başında dahi, siz olay yerindesiniz hepiniz. Biz ekran başında bile şu yüreklerimiz yarıldı. Yani bunu tercih ederken hakikaten bir psikolojik altyapı ve destek de sürekli gerekiyor gibi geliyor bana. Yani bunu korumak tabii ki zor ama orada işimizi yaptığımızı düşündüğümüz zaman duygusal tarafı bir tarafa bırakıp sadece işimize odaklı çalışabiliyoruz. Hedefe kilitleniyorsunuz, evet. Değil mi? Bunun özel bir eğitimi var mı? Yani var. Orada çünkü her şey çok sıcak. Var. Bakanlığın 8 günlük bir eğitim programı mevcut. Bunu da İstanbul'da da uyguluyoruz. Hı. Bunun 5 günü teorik derslerden, işte temel kampçılık, ilk yardım vesaire gibi konular içeren konulardan oluşan. Daha sonrasında 3 günlük bir kamp süreci var. Hı. Bunları aldıktan sonra sağlık personeline daha sonrasında işlerine branş bazında geliştirme eğitim dediğimiz bir 10 tane daha dersten oluşan, yaklaşık 4 ay kadar süren bir geliştirme eğitim modülümüz de var aslında. Hmm. Personel sürekli olarak hani hem eğitim güncelleme, yenileme hem de görevin aktif olarak devam ettiği için bilgilerini ve becerilerini artırma noktasında sürekli olarak faal olarak sahada zaten görev yapıyor. Hmm. Afet kısmında da işin hani daha öncesinde bu işi tecrübelendirmiş arkadaşların yanına daha az tecrübelerle beraber onların da tecrübeleri hatırlarak hani bütün ekibin tamamının aslında ortak bir tepe noktasına çıkması amaçlanarak yürünüyor zaten yolda. Türkiye'de kaç UMKE gönüllüsü var şu an UMKE ekibinde? 12 bin personel var. 12 bin, evet. Türkiye'nin İstanbul'da her yerinde. İstanbul'da da 1600'e yakın bir UMKE personeli görevli. Büyük bir çoğunluk hastanelerin ve kendi kurumlarında dediğimiz gibi kendi görevlerine, mesleklerine devam ediyorlar. Herhangi bir acil durumda ya da afet durumunda Bakırköy'de bulunan merkeze ya da olay yerine geçerek orada göreve direkt başlayacak şekilde. Şimdi görevli. Olay olduğu andan itibaren ne yaşanıyor? Ben onu merak ediyorum. Eda Hanım, size sorayım mı? Olabilir. Şimdi bir yandan mesainiz var, normal çalışıyorsunuz. Evet. Bir yandan kendi aile hayatlarınız var, özel yaşamlarınız var. Ama her an tetikte olmanız lazım. Çünkü hiçbir afetin, değil mi? Hiçbir toplumsal olayın vakti saati belli değil. Mesela İzmir depremi oldu 14.52. O andan sonra ne yaşanıyor? Hepinize sorayım tek tek bunu. Cevap verebilirim. Lütfen buyurun. Yani 14.52'de deprem olmuş fakat biz hani o 2-3 dakika içinde öğreniyoruz bunu. Ve işte deprem oldu, çıkış yapıyoruz şeklinde sorumlumuz bize söylediğinde biz saat 3.20'de falan araçlarımızı hazırlamış, kişisel ekipmanlarımızı almış, kıyafetlerimizi giymiş bir şekilde yola çıkmıştık. Yani 28 sonra yola çıkmıştınız. 28 dakika geçiyor, evet, sadece. Evet, yani 20-25 dakikada biz hazırlığımızı yapmıştık. Hı. Tabii ki hazırlığımızı yaparken bizim merkezde çalışan diğer ekip arkadaşlarımızın da bu konuda hani bize çok büyük desteği var. Sadece gidecek arkadaşlar değil, orada beraber çalıştığımız herkes. Yani o anda kalkıp bize yardım ediyor ve hepimiz birlikte malzemelerimizi birlikte yola çıkıyoruz. Peki yani, mesela malzeme ilk yardım malzemesi mi götürülüyor? Sahada o an en fazla maksimum müdahalede ne yapılabiliyor mesela, onu merak ediyorum. Çünkü sizler enkaz altına da, değil mi, girmeniz, evet, gerekebiliyor. Evet. Ne yapılabiliyor mesela sahada en fazla ilk yardım bazında? İlk yardım bazında şöyle, arama kurtarma ekipleri afet sedeye ulaştığı noktada artık biz devreye giriyoruz. Hastanın medikal anlamda değerlendirmesini yapıyoruz. Damar yolunu açıyoruz hastaya serum vermek için.
Onun dışında herhangi bir fraktürü var mı, kanaması var mı, bunları tespit edip ona göre pansuman gerekiyorsa pansuman ve ateli alınması gerekiyorsa kırık bölgeye ateli alıyoruz. Ondan sonra hastanın paketini güvenli bir şekilde dışarı çıkarılması için sırt tahtasını alıyoruz. Ve hastanın ambulansa kadar eşlik süreçte evet, naklini sağlıyoruz. Daha sonrasında 112 birimlerini ambulanslarına teslim edip hastanın hastaneye sevkini sağlamış oluyoruz bu şekilde. Yani sizin AFZD'nin kurtarıldığı anla sağlık kurumuna tam teşekküllü evet. bir kuruma ulaştığı an arasındaki göreviniz. Evet. Ama mesela enkaz altına girmesi gerekiyor mu UMKE görevlisinin? Çünkü orada da bir müdahale evet, yapılıyor tabii. benim gördüğüm kadarıyla. Müdahalelik orada başlamış oluyor zaten. Dediğimiz gibi hani yaralı kişilere ulaşıldığı anda direkt hemen ulaşıp ulaşmaz oradan çıkarılamıyor. Bir şekilde yani. Çalışma yapılması gerekiyor. AFAD ve ona benzeyen kentsel arama kurtarma ekipleri enkaz güvenliğini ve erişimin güvenliğini sağladıktan sonra yaralı ulaştıklarında UMKE ekipleri devreye girmiş oluyor. Bizimle irtibata geçtiklerinde biz işte kaskımızı, gözlüğümüzü vesairemiz zaten yanımızda olduğu için onlarla beraber enkaza giriyoruz. Medikal malzememizi dışarıda kalan arkadaş varsa eğer ondan temin ederek az önce Hüseyin Bey'in ilettiği gibi işte damar yoludur, boyunluktur. Çünkü uzun süre orada kalınmış oluyor. Üzerine tabii, termal battaniyesi. 91 saat sonra çıkarttılar aydayı. Çünkü hipotermi dediğimiz hani üşümüş oluyor tabii. o kadar süre gece gündüz kaldığı için. Üzerine gerekli işte örtme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Sıvı takviyesine başlamış oluyoruz. Ve kraş sendromu dediğimiz bir olay var. Bunun önüne geçebilmemiz için uzun süre enkazda kalan kişilerde kraş sendromu. Kraş sendromu. Buna çok hızlı bir şekilde sıvı başlanması gerekiyor. Bunun kötü örneklerinde yaşıyoruz hani bazen enkazdan çok böyle canlı görüntüler alınıp daha sonrasında hastanede vefat haberleri gelebiliyor. En büyük sebeplerinden bir tanesi bu olay aslında birazcık. Bunun önüne geçebilmenin yolu da direkt enkazdayken daha olayın olduğu yerde tedaviye başlama aslında. Ve bu noktada UMKE ekipleri oldukça hani etkin bir şekilde görev yapmaya başladılar artık son yıllarda. Şimdi sondan gideceğim. Depremlerde bulunuyorsunuz İzmir, bir önceki Elazığ evet. depremi. Bunun dışında mesela yurt dışında bir görevlendirme geliyor mu? UMKE yurt dışında da müdahalede bulunuyor mu, gidiyor mu UMKE ekibi? Gidiyor. Şöyle benim iki tane gittiğim yurt dışı görev var mesela. Cerablus ve Mozambik. Cerablus'ta hani bu sürede yaşanan olaylardan dolayı kurulan Sahra Hastanesi'nde görev aldım. Mozambik'te de İda kasırgası yaşanmıştı o bölgede. Evet. O kasırgadan sonra AFAD'la beraber, İstanbul AFAD'la beraber İnsarak kapsamında o bölgeye göreve gidildi gene. Hem ekibin sağlık tedbiri alınması açısından oradaki arama kurtarma faaliyetlerini çünkü AFAD gerçekleştirecekken hem de o bölgede gittiğimiz yaptığımız keşiflerde bölgenin gerçekten sağlık anlamında ekipman anlamında ve malzeme anlamında çok yetersiz olduğu tespit edildi. Bu bakanlıkla görüşülerek yaklaşık 10 bin kişiye yetecek şekilde bir bizi almaya gelecek olan uçakla beraber medikal malzeme 10 temin. Bin kişilik medikal evet. malzeme. Devletimiz oraya o malzemeyi gönderdi. Biz de hani onların sağlık kuruluşlarına bunu teslim ederek en azından hani bir nebze de olsa yaralarına sarmak istedik açıkçası. Eda Hanım şimdi hakikaten son depremde hepimiz çok etkilendik görüntülerden. Çok başarılı bir kurtarma çalışması yapıldı. Buradan AFAD çatı kurum zaten. Sivil toplum örgütleri var. AKUT gibi, jandarma, itfaiye kurtarma ekipleri. Hakikaten hepsine minnetlerimizi sunuyoruz bu yayından. Tabii UMKE'ye de. Siz UMKE'ye girmeye karar verdiğinizde aileniz bir tepki gösterdi mi? Bilemiyorum. Evli misiniz? Çocuğunuz var mı? Yok, bekarım. Ailem... Bekar olunca daha kolay olabilir yalnız bu durum değil mi? Ama yani çocuk, de, eş. Yine de bir zorluğu oldu tabii. Yani hastanede... Ne dediler? Bildiğin saatlerde işte daha bina içinde çalışmak varken neden hani bu kadar kendini yoruyorsun şeklinde bir geri dönüşleri olmuştu. Ama şu an onlar da alıştılar. Hatta İzmir depreminde de sürekli arayıp hani biz bir şey yapamıyoruz. Hani bizim elimizden bir şey gelmiyor ama en azından sen oradasın. Dikkat et kendine falan şeklinde. Artık konuşmalarımız bu şekilde oluyor. Gurur duymuşlardır yani, değil mi kızlarıyla? İnşallah öyledir. Hakikaten bizler çok gururlandık çünkü izlerken o minnet duygumuzla birlikte. Şimdi şunu soracağım. Elbette o sahada anılarınız var. Unutamadığınız silüetler var. Yıllarca aklınızda olan. Belki hala görüştüğünüz değil mi insanlar var.
ilk anda elinizi uzattığınız, yaşama bağlanmasına yol açtığınız var mısın böyle işte çocuk özellikle çocuk hemşireleri biraz daha duygusaldır bir de onu bildiğim için soruyorum. Var mı öyle bir hala görüştüğünüz öyle bir anınız? Yani hastanedeki hastalarımın aileleriyle falan görüştüklerim var. Hı hı. Enkaz altında hani karşılaşıp böyle tanışma fırsatı bulamadım. Tabii ki müdahale ettiğimiz insanlar oldu. Fakat İzmir'de yakın zamanda hani şöyle bir anı anlatabilirim. Hı hı. Yani dinlenme saatlerimizde hani böyle uğradığımız, geçtiğimiz bütün yollarda çocuklar dahil olmak üzere hani sürekli gelip bize işte Hüseyin ne Bey dediler. Yani işte ben Umke ile fotoğraf çekinmek istiyorum. İşte Umkeciler geliyor anne falan şeklinde. Yani gittiğimiz yerde insanların gözünde çünkü biliyorsunuz yani. Kahraman olarak gibi. Gören çocuklara denk gelebiliyoruz. Tabii bunlar inanılmaz mutlu ediyor insanı. Özendirici yani. De oluyor bu da güzel. Rol model alıyorlar evet. Sizlere değil mi? Biz aslında bu yayını biraz da bundan arzu ettik. Gerçekleştirelim. Hepsi teşekkür ederim ekip olarak. Çünkü çoğu insan bilmiyor. Evet orada Umke ama ne? Kimi hala işte arama kurtarma ekibinin bir parçası zannediyor ama medikal yönünü tamamladığını ve bakanlığa bağlı olduğunu çoğu kişi bilmiyor. Şimdi Umke'de tıp alanında çalışan tüm uzmanlık alanlarından ekipte yer alıyor mu? Hemşire, anestezi tekniki hepsi var mı? Doktor. Acil tıp uzmanlarımız var. KVC uzmanlarımız var, profesörlerimiz var. Hani gönüllü hepsi olarak var. Bize gelen. Hani sonuçta gönüllülük esasına göre olduğu için hemen hemen bütün branşlarda doktor ve yardımcı sağlık personeli mevcut. Hepsi bulunuyor. Evet. Peki size soracağım. Siz şimdi İzmir'de bulundunuz. Hatta ben cuma günü yeni gelmişlerdi. Herhalde bir dinlenmek istediler. Günlerdir uykusuz ve olay yerindeydiler. Ben de programla ilgili konuşmak için aradığımda Hüseyin Bey yeni uyanmış. Çok mahcup oldum ben. Hakikaten hepsine o kadar minnet borçluyuz ki Hüseyin Bey ile konuştuğumuzda yorgunluğunu da hissettim. Sizin orada bir anınız son depremde ya da öncekilerde hani o ilk bakışma, elini tutma, serumunu takma unutamadığınız bir enstantane var mı? Afet durumunda şöyle oluyor. Mesela biz orada 8 ve 12 saatlik periyotlarla çalışıyoruz. Arama kurtarma işlemi başladıktan sonra mesela biz tam bir afet zedeye ulaştıkları esnada bizim nöbet değişimi olmuştu. Ve o kadar bekliyorsunuz ama o anı hiç yaşayamadık. Öyle bir anımız olmadı ama şöyle bir güzel anımız vardı. Mola esnasında işte Eda Hanım aynı ekipteydik biz. Otururken küçük bir çocuk gelmişti. İsmi Mert'ti zannedersem. Bizimle fotoğraf çektirmek istemişti. Bu duygu bizi çok etkilemişti mesela çocukların. Değil mi? Ne kadar önemli aslında o çocuklar için. Belki gelecekte o da böyle bir ekibin içinde yer alacak. Çok can kurtaracak. Şimdi programı izleyenlerin aklına şu da gelebilir. Sadece kamu kurumlarında çalışanlar mı UMKE'ye gönüllülük esasıyla katılabiliyorlar? Yoksa özel sektörde çalışan bir hekim, hemşire, sağlık görevlisi, personeli katılma şansına sahip mi? Şöyle bakanlık bu konuda yayınladığı mevzuatta eğitim verebiliyoruz her personele. Özel de dahil buna. Hatta sağlık personeli olması da şart değil bazı durumlarda. Çünkü bizim şimdi sahra hastanelerimiz veya gittiğimiz yerlerde teknik işlerimiz de oluyor. Mesela elektrik teknisyenidir, işte su tesisatçısı gibi hastanede görev yapan arkadaşlar da görevliler içerisinde var. İşte sürücü arkadaşlar var. Çünkü bizim İstanbul için söyleyeyim mesela işte büyük kamyon, yunumok ambulanslarımız var, tırlarımız var. Hani onları kullanacak sürücü arkadaşlar. Dediğim gibi bu mobil hastanelerin tesisini kurarken işte elektrik ve su tesisatının yapılması için elektrik ve su teknisyeni arkadaşlar gerekiyor biliyor. İşte bir sürü biyomedikal cihazımız var. Onlar için biyomedikal mühendisimiz. Bunların hepsi UMKE'nin bünyesinde görevli arkadaşlar. 12 bin kişinin içinde hepsi var. Var var. Bunlar da görevliler. Dediğim gibi özel kuruluşlardan da sağlık personelleri eğitim alabilirler. Ancak görevlendirmelerde resmi görev çıkaramadığımız için her görev onlara götüremiyoruz. Ancak hani büyük çaplı olaylarda aldıkları eğitim doğrultusunda UMKE ile beraber tabii ki görev alabiliyorlar. Peki mesleğinde şu kadar
kıdeminin olması gerekiyor mesela şu kadar da öyle bir şey yok. Öyle bir kriterimiz yok. Ya, tıp fakültesinden bugün mezun olan bir hekim de UMKE gönüllüsü olmak istiyor deyip bu eğitimlerden alarak ekibe dahil olabiliyor. Şimdi biz tim çalışıyoruz. Az önce de bahsetmiştim hani tecrübeliler, orta tecrübeliler ve az tecrübeliler diye sayacak olursak bir konuyu hani timler oluşturuluyorken bu zaten göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor. Şimdi gerçek bir olaya giderken yeni eğitimden çıkmış bir timi göndermek çok doğru olmaz. Hele bu boyuttaki olaylar. Tim liderleri zaten belirlenen tim liderleri tecrübeli. Bu işte hani uzun senelerdir görev alan arkadaşlarımızdan oluyor. Onların yönlendirmesiyle zaten o temel eğitimi almış kişiler zaten dediğimiz gibi hani o temel eğitimde bu konular aktarılıyor. Hani işe çok yabancı değiller, sadece tecrübeleri biraz daha düşük olduğu için tim liderinin yönlendirmesiyle gerçek olaylarda zaten gerekli müdahaleleri yapabilecek durumda oluyor. Eda Hanım, yanınızda ne taşıyorsunuz mesela her an acil bir yere gitmem gerekir diye merak ediyorum, ne taşıyorsunuz? Yanımızda ne taşıyoruz? Ya bizim şöyle bir eğitimimiz de var bu arada. Üç arkadaş da dağcılık eğitimi de almış kişileriz biz. O yüzden yanımızda bazen çok bir şey de taşımamıza gerek kalmıyor. Yani kişisel bir çanta hazırladıktan sonra işte bunda ne var? Yani kafa lambalarımız var. Tamam. İşte koruyucu eldivenlerimiz var. Koruyucu gözlük, maske. Onun dışında hani kendi kişisel hani kıyafetlerimiz var. Ya onun dışında hani matlar falan çok herhalde. Böyle, evet, yani matımızı, tulumumuzu, çadırımızı aldığımız zaman biz yanımıza gittiğimiz her yerde görevimizi yerine getirebiliyoruz bu eğitimler sayesinde. Şimdi şöyle zannetmesinler, hani siz orada mesainizi yapıyorsunuz, nöbetleriniz değişiyor olay yerinde ama hani gidip konforlu bir otelde falan uyumuyorlar, değil mi? Öyle bir imkan yok aslında. Neredeyse olay orada dinlenmenizi de sağlıyorsunuz bildiğim kadarıyla. O nedenle bunları da yanınıza götürüyorsunuz. Yani dinlenecek, yani sonuçta hani mola vermemiz gerekiyor. Belli saatlerde çalışabiliyoruz. 24 saat hani çalışmak çok mümkün olmuyor her zaman ve o dinlenme saatlerimizde de yani işte çadırımıza işte matımızı, tulumumuzu koyup o şekilde uyuyorsunuz biraz. Evet, uyumamız gerekebiliyor. Hakikaten büyük fedakarlık isteyen bir alan ki bana göre zaten sağlık öyle bir alan. Üzerine bir de bu ilk yardım, olay yeri, arama, kurtarma, hayata ilk bağlandığı andaki o enerji çok çok önemli bir şey. Psikolojinizi korumak için ne yapıyorsunuz? Biz bu kadar etkileniyoruz ama mutlaka sizler de etkileniyorsunuz. Yani, var mı özel bir eğitimi bunun? Psikologumuz var. Tabii afetlerde terapiye psikoloji... giriyorsunuzdur herhalde sizler de. Ya bunun eğitimini alıyoruz. Zaten UMKE'de psikologumuz da var. Yani sürekli işte aldığımız temel eğitimlerde, daha sonrasındaki geliştirme eğitimlerinde ve sürekli de irtibatta olduğumuz kişiler bunlar ve bize her konuda yardımcı oluyorlar. Evet, ben size çok teşekkür ediyorum sevgili Ceren. Şimdi biz istedik ki size hem 24 ekibi olarak hem izleyicilerimiz adına teşekkür edelim. Hanımefendiden başlayalım. Eda Hanımcığım, ben çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız o yorgunlukla. Teşekkür ederim. Soğumadan stüdyomuza geldiniz. Efendim, beyefendilere çiçeği bu çok program başladı başlayalı. Ben beyefendilere çiçek takdim eder oldum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hakikaten tüm izleyicilerimiz ve 24 ailesi adına iyi ki varsınız. Hepiniz başımızın tacısınız. Allah kolaylık ve kuvvet versin sizlere. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Efendim, ikinci bölümde anksiyete konuşacağız. Çoğumuz artık şu kalbimiz pıt pıt atıyor endişe bozukluğundan. Panik atak konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Hastalık başlangıcından itibaren yaklaşık 7-8 gün sonra önce IgM antikoru pozitifleşmekte. 15-20 gün sonra da IgG pozitifliğini görmekteyiz. Bunu asemptomatik olarak, yani belirtisiz, fark etmeden korona enfeksiyonu geçirenler için kullanabiliriz. Belli bir süre sonra IgG pozitifliklerini saptayabilirler. Bye.
Pandemi döneminde kaygı bozukluğu, panik atak ve depresyon artıyor mu? Deprem görüntüleri bizi nasıl etkiliyor? Psikiyatri uzmanı Aynur Nabi, sağlık merkezinde sorularımıza cevap veriyor. Evet sevgili seyircilerimiz, hepimizin dile pelesenk oldu. 2020 nasıl bir yıl, artık bitsin. Şu kadar gün kaldı diyoruz ama acaba 2020 mi suçlu, yoksa hayat bu noktaya gelirken bizim psikolojimizi daha diri tutup kendimizi telkin etmemiz lazım. Evet, panik atak giderek artıyor. Anksiyete bozukluğu, yaşanan travmaların sonrasında deprem gibi, sel gibi, savaşlar gibi insanların endişe bozukluğu giderek artıyor. Bunların tedavisi nasıl yapılır? Özel Aile Hastanesi psikiyatri uzmanı Doktor Aynur Nabi bizlerle. Sorularınız için 0530 040 70 05 ve 06'dan bizi arayabilirsiniz. Aynur Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi hepimiz hakikaten bu yılın başından itibaren müthiş endişeliyiz. Tabii ki daha önce de biriktirdiklerimiz vardı ama hani herkesin ağzında, sizin herhalde hastalarınızdan çok duyuyorsunuz. Bu yıl neden böyle oldu? Gerçekten ben az önce sosyal medya tanıtımında oynatmaya az kaldı, doktorum nerede diye söyledim. Endişelerimiz çok arttı. Biz nasıl yöneteceğiz bunu? Şimdi öncelikle bu yılın başlangıcından itibaren dünyanın genelinde bir sıkıntılarla başladı. Hmm. Biz o durumlarda biraz daha yavaş gidiyorduk ülkece. Daha toleransımız yüksekti. Hmm. Tabii ikinci dalgayla beraber herkesin kaygısı ve endişesi de pik yaptı. Hmm. İlk başlarda hastalarımıza sürekli evde kal çağrısı yapıyorduk Mart ayında, Nisan ayında. Özellikle kaygı bozukluğu olan, daha önceden de tedavi gören psikiyatri hastalarımızın kaygısı çok yüksekti ve daha ağırdı. Psikiyatristler olarak bizim örgütlenmemiz biraz daha hızlı oluyor. Türk Psikiyatri Derneği bu işe hemen el attı ve 7/24 hattımız vardı. Türk Psikiyatri Derneği'nin 7/24 pandemiyle ilgili bir hattımız vardı. Telefonlarla KORDEP ayrı, biz ayrı. İki koldan hem sağlık çalışanlarına bu pandemi sürecinde destek olma amaçlı, hem de vatandaşlarımıza destek olma amaçlı bir telefon hattımız vardı. Yani herkes arayıp oradan destek alabiliyor mu? Herkes 7/24 arayıp oradan destek alıyordu. Çünkü biz hastanelere gitme çağrısı yaptığımız, evde kal çağrısı yaptığımız sürece psikiyatri hastalarını bir yerden desteklememiz lazımdı. Daha sonrasında yavaş yavaş normale dönmeye başladık. Bu sefer Haziran ayının başlarında hastanelere bir akım oldu ve benim de hasta popülasyonum kaygı bozukluğu olan çok arttı. Çünkü insanlar önümüzde bir kış var, daha fazla bir kaygımız olacak, bununla nasıl baş edeceğiz kaygısıyla gelmeye başladılar. Bu sefer de yine aynı şekilde telefonla bir triyaj yapmaya başladık çoğumuz. Ben de aynı şekilde. Mesela ilaçları daha düzenli kullananların raporlarının çıkarılmasına yardımcı olduk. Yani mümkün mertebe sağlık ocağına gitmeden, hastaneye gelmeden, kuruma gitmeden ilaçlarını alsınlar ve tabii ki buradaki terapötik görüşmeler çok önemli. Kaygı her zaman bizimle var ama bu kaygıyı nasıl yönetebiliriz? Bunun hastalığa dönüşmesini, bizi kontrol etmesini nasıl engelleyebiliriz? Bunları öğretiyorduk, bunları konuşuyorduk hastalarımızla. Hı hı. Yazın sonuna doğru yine aynı şekilde hastalık arttı. Hastalık artınca bu sefer mesela korona olup atlatıp bir daha olur muyum kaygısıyla gelenlerin sayısı arttı. Bir daha geçirdim ve yine geçirebilirim, nasıl olacak? Ve en çok benim dikkatimi çeken açıkçası bu hastalık sonrasında bir nefes darlığı oluşuyor. Tabii ki önemli bir enfeksiyon ve akciğerleri etkileyen bir enfeksiyon. Tabii. Ve bu nefes darlığını panik ataktaki, kaygı bozukluktaki nefes darlığıyla
karıştıran hastalarımız çok var. Böyle bir kısır döngünün içerisine giriyor hasta. Evet, ben nefes darlığım vardı, doktora gittim, COVID tanısı aldım, tedavi oldum ama şimdi yine bir nefes darlığım var. Acaba yine COVID miyim? Halbuki bu ikinci nefes darlığı hasar da olabilir ama bizim kaygımızla ilgili bir nefes darlığı da olabilir. Öncelikle hastalığımızı tanıyalım. Nedir kaygı bozukluğu? Panik atak nedir? Bir virgül. Ben panik atağım mesela. Ben burada şimdi nefes egzersizlerini size yaparmışım. Tokat'tan bir beyefendi hatımızdaymış. Günaydın efendim. Günaydınlar, iyi programlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun, sorunuzu alalım lütfen. Hocama şimdi bir soru soracağım. Vakti geçen konu gereği. Ben de bir COVID durumu geçirdim. 30 geçmiş Ağustos'ta. Geçmiş teşekkürler. Olsun. Daha sonra 10 gün sonra negatife döndüm. Tabii 14 gün kendimizi izole ettik. Hı hı. Bir odanın içerisinde. Hani onun psikolojisini acaba bir şey mi oldu, acaba bir şey mi olacak? Böyle vücudun verdiği tepkileri devamlı takip etme durumu. Bu haliyle tabii psikolojimizi etkiledi. Çok şükür sorunsuz, sıkıntısız atlattık. Ancak atlattıktan sonraki süreçte böyle bir kalp sarkıntısı, kalp sızlaması şeklinde bir durum gelişti. Daha sonra tekrar hastaneye gittik. Tüm tetkikleri yaptırdık. Herhangi bir şeyin olmadığını öğrendik. Ama yine de bu kalp sürüyor, batması sıkıntımız sürüyor. Daha sonra nasıl diyeyim, il değişikliği yaptım tayin sebebiyle. Buraya geldiğimde tekrar başladı. Daha sonra tekrar gittim hastaneye. Kardiyolojiye gittim. Biraz böyle heyecandan dolayı nefes darlığı çekiyordum. Fiziksel yüzden bir sebep bulamıyorlar ancak bu şikayetler sürüyor diyorsunuz, öyle mi? Kesinlikle yani, tamam. biraz daha sürdü. Yani daha sonra göğüs cerrahına gittik, o da baktı. Daha sonra dedi ki belki dedi panik atak geçirebiliyorsun, olabilirsiniz. O yüzden bir psikiyatriste görünün. Gittiniz mi? Gittiniz mi? Gittim, bir ilaç başladılar. O biraz böyle tabii ki kötü etti, bir antidepresan başladık. Başka bir psikiyatriste gittik. O da yeni bir ilaç başladı. Yani evet, tabii ki bu durumla karşılaşmak da insanı biraz psikolojikmen üzüyor, yoruyor. Evet. Hani şu anda bile devamlı kendimi kontrol ediyorum. Bu kullandığım ilacın da böyle bir yan etkileri olabilir tabii. Oluşuyor. Ve bu da biraz korkutuyor. Bu da beni biraz böyle bunaltıyor, sıkıyor. Tamam, tamam. Şimdi olarak süremizde kısıtlı malumunuz. Çok şey konuşacağız. Evet. Arayanlar da var. Geçmiş olsun diyorum. Lütfen cevabı izleyin. Zaten tam da o konunun üzerindeydik biz aradığınızda. Tek bir soru soracağım. Bir cümle lütfen. Aynen. Ya bu ilaçların yan etkisi tabii ki genel olarak uyuyamamak olabiliyor. Bu konuda hocamız ne önerir? Yani geceliğin tamam, uyuyabilmek amaçlı. Tamam. Hoşça kalın efendim. İyi pazarlar olsun. Şimdi tam konuştuğumuz konu. Tam olarak iyi oldu aslında. Dinlemiş de olduk. Benim de anlatmak istediğim konu tam olarak buydu. Şimdi panik atak nedir? Nefes darlığı, nefes açlığı, titreme, terleme, baş ağrısı, çarpıntı ve herhangi bir hastalığın bütün belirtilerini taklit edebilecek bir psikiyatri rahatsızlığıdır. Bizim dinleyicimizin de söylediği gibi bir hastalık geçirmiş, hastalık sonrasında hiçbir fizyolojik bir belirti olmamasına rağmen hala nefes darlığı ve çarpıntısı devam ediyor, doğru anladığıma göre. Bu durumda ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken şey aslında, ben danışanlara, hastalara da aynısını söylüyorum. Mesela Meral Hanım, sizin bir köpek fobiniz var mı? Köpek korkunuz var mı? Belli oluyor mu oradan? Var. Var mı? İkimiz yolda yürürken uzakta bir köpek var. Bu köpeği ilk kim fark eder? Ben tabii. İlk kim tepki verir köpeğin bir kıpırdamasına? Ben. İlk kim kaçar? Ben. Güzel. Peki, uzakta bir aslan var. Bu aslanı ilk kim fark eder? Yine ben ederim herhalde. Sanırım ikimiz de aynı şekilde fark edebiliriz. Peki kim önlem alır, kim tedbir alır? Mesela siz kaçarsınız, ben orada bekler miyim? Tabii ki siz de benimle kaçarsınız. Aslan yani bu. Çünkü aslan gerçek bir tehlike. Aslanı görünce ikimiz de beraber kaçmaya koyuluruz. Hatta herkes kendi canını kurtarmaya çalışır. Ama köpek sadece sizin için bir tehlike arz ediyor. Çünkü sizin köpeğe yüklediğiniz anlam aynı aslana yüklediğiniz gibi. Tehlikeli, ısırır, saldırır. Başka ne düşünceler olur sizin aklınıza gelen? Mesela bir köpek görünce.
Evet, ısırır diye korkarım, saldırır diye korkarım. Şimdi nefes darlığının yanı sıra diyelim ki bir çarpıntımız var, bir nefes darlığımız var. Önemli olan panik atakta bizim o belirtiye yüklediğimiz anlam. Bizim onu yönetmek önemli değil mi? Yönetmek. Evet, eğer benim bir çarpıntım olursa ben işte belki yorgunumdur, o yüzden çarpıntım var. Belki iyi uyumamışımdır. Belki heyecanlandım. Normalde spor yaparken ya da ağır bir yemek yedikten sonra da çarpıntımız oluyor. Ve normalde bizim yaptığımız şey çarpıntıdır, dinlenirim, geçer şeklinde olmasına rağmen kaygı bozukluğu olan kişideki çarpıntının anlamı çok farklı. Özellikle COVID sonrasında bu çarpıntı acaba yine de hasta olur muyum düşüncesi yüklenmiş bir çarpıntı oluyor. Bu nefes darlığı sıradan bir nefes darlığıdır. Tıkanmışımdır. Bazen geçer. Uyuşma da oluyor ama. Mesela ben ilk panik atak olduğumu fark ettiğimde kalp krizi geçirdiğimi düşündüm. Evet, kolunuzda uyuşma olur, elinizde karıncalanma olur, çünkü kasılma olur. Yani söylediğim gibi bütün hastalık belirtilerini yapabilir şekilde oluyor. Ama bunu fark etmemiz için önce ona yüklediğimiz yorumu, o düşünceyi aklımıza, bu düşünceyi saptamak gelsin ilk. Ne geldi aklıma? Şu an nefes darlığım var. Kuvvetle muhtemel beyefendinin de o nefes darlığına yüklediği bir anlam var. Acaba yine COVID mi geliyor? COVID de böyle başlamıştı. Yine COVID olur muyum? Yani bu düşünceyi saptadıktan sonra biz onu yönetebiliriz. Önce düşünceyi saptayalım. Hatta bu düşünceyi saptamak bizim birkaç seansımızı alıyor. Hani onu saptamayı öğrenmek. Ne olabilir? Aklınızdan geçenleri yüksek sesle söyleyin. Evet, nefes darlığım var. Nefes darlığı benim için ne ifade ediyor? Hemen acile koşmayalım. Hemen doktora gitmeyelim. Çünkü bir kısır döngünün içerisine giriyoruz. Acile gidiyoruz. Bir şeyin yok. Nefes darlığın panik ataktır. Rahatlıyoruz. Bir sonrakinde yine gitme ihtiyacı orada olur. Orada Aymur Hanım, şimdi benim hastalık hastası, panik atak, çok sayıda arkadaşım var. Ve şunu biliyorum, bir ölüm korkusu var. Evet, doğru. Acaba ölecek miyim? Genellikle de ya bir yakınınızı çok sevdiğiniz birinin kaybından sonra olabiliyor bu. İşte bazen mesela hanımlarda ayrılık sonrası olabiliyor bu. İşte evlat hastalık, kayıp. Böyle evet. Büyük bir travma. Kesinlikle. Duygusal bir yıkımın kendisinin ardından. Kendisinin yaşaması ya da başka birilerine, yakın birilerine şahit olması ettiğinizde tetiklemiş oluyor. Ama bizim bunu yönetebilmemiz önemli. Yani ya bu yönetilir bir durum diyorsunuz. Kesinlikle. Düşüncelerimizin kaydını tutalım. Duygu, düşünce, davranış kaydı veriyoruz. Olayımız ne? Nefes darlığı. Ne hissettiriyor bana? Korku. Aklımdan o anda ne geçti? Nefes darlığı benim için nedir? Ne ifade ediyor? O davranış olarak cama çıktım, arkadaşımı aradım, doktora gittim. Bunu yazdık, bir puan verdik kaygımıza. Tamam. Kaygım 10 üzerinden 10 dedim. Daha sonrasındaki o düşünceme alternatif düşünce üretmeye öğreniyoruz. Ne yapabiliriz? Mesela nefes darlığı benim için korona olmamı işaret ediyor. Ama ben testi yaptım. İki kere yaptırdım. Negatif çıktı. Şu an korona olmam için bir sebep yok. Zaten bir ay önce geçirmişim. Göğüs hastalıklarına da gittim. O da bir şey yok. Alternatif düşüncelerimizi sıraladık. Arka arkaya o düşüncenin karşısına alternatif düşüncelerimizi yazdık. Daha sonraki kaygımızı puanlıyoruz ve bunu yapanların çoğusunda kaygı 10'sa mesela 7'ye kadar, 6'ya kadar düşebiliyor. Düşüncelerimizi yönetmek bile bizim kaygımızı azaltan bir durum. Bunun bir metodu var ve siz bunu zaten bu egzersizlerle evet, veriyorsunuz. Bilişsel davranışçı terapilerde bizim uyguladığımız bir metot, duygu, düşünce kaydı. Bunu nasıl yapmamız gerektiğini anlatıyoruz. Daha sonra da böyle bir ödev istiyoruz yani. Yaşadığınız anları bu kayıt şeklinde getirip ona göre de yol alıyoruz. Bir sonra yapabileceğimiz şey... Bir telefon da alayım. Tabii ki. Çünkü ben şeyi de soracağım size. Şimdi endişe bozukluğu, kaygı bozukluğu, anksiyete dediğimiz sonraki adımında panik atağa doğru mu gidiyor? Öyle bir çan eğrisi var mı? Ve panik atağın mutlak küredildiği bir tedavi yöntemi var mı? Çünkü herkes artık çok fazla antidepresan kullanıyor. Onu da soracağım. Neşe Karadağ efendim İstanbul'dan arıyor bizi Neşe Hanım. Neşe Hanım günaydın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun sorunuzu alalım lütfen. Öncelikle böyle bir program için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten teşekkür ederiz. Ele alınması gereken bir konu. Sağ olun. Pandemi, biz teşekkür ediyoruz. Malum bu süre içerisinde çok yoğun ve stresli geçen bir dönem. Ben de pandemide şöyle bir problem yaşadım. Başlangıç Mart ayından bu yana
sürekli stres halindeyken antidepresan kullanmama rağmen gece uyurken ellerimi sıkarak uyuyormuşum. Uyandığımda parmaklarımın ve bütün elimin ağrıdığını hissettim. Sonra bütün gece boyunca ellerimi sıkarak uyuduğumu fark ettim. Herhangi bir doktora pandemi nedeniyle gidemedim. Antidepresan aldığım için bunu onun tedavi edeceğini düşündüm. Ve hala bu sorunum devam ediyor. Acaba doktor hanım bu konuda ne söyleyecek? Evet, çok, çok güzel bir soru. Hoşçakalın efendim. İyi pazarlar olsun. Ben de dişlerimi çok sıkıyorum. Bu pandemi başladı şu dişlerimi sabah kalkıyorum şuraları ağrıyor, kaslarım genişledi, suratımın şekli değişti artık sıkmaktan. Kas gerginliği yaygın anksiyete bozukluğunun bir belirtisi. Bunun sonucu olarak yorulma, kolay kızma, düzenli olarak bir huzursuzluk da olabiliyor yaygın anksiyete bozukluğunda, yaygın kaygı bozukluğunda. Belli bir nedene bağlı olmadan kişinin sürekli huzursuz, sürekli kendini rahatsız hissetmesi demek. Odaklanmada güçlük, irritabilite, çabuk yorulma, kaslarının gerginliği, sürekli kas katı hissetmesi. Mesela uykuda Neşe Hanım diyor ellerimi sıkıyorum. Bu da kaygı bozukluğuna işaret eden bir şey. Ne yapabiliriz? Kaygı bozukluğunda diş sıkmaları da çok yoğun görülüyor. Öyle değil mi o gece diş sıkmak ondan? Evet. Bunun için tabii bir takım antidepresanlar önerdiğimizde oluyor ama en çok davranışsal olarak gevşeme egzersizleri yapabilirsiniz. Gün içerisinde sürekli gevşeme egzersizleriyle bu gece kasılmalarını engelleyebiliriz. Az önce sizin sorduğunuz gibi duygularımızı yönetmek için, düşüncelerimizi yönetmek zaten bir nebze bizi rahatlatıyor ama duygularımızı yönetmek için kesinlikle önerdiğimiz şey nefesi düzene sokmak, nefes egzersizleri. O nasıl? Çok pratik bir şey gösterir misiniz? Çok pratik bir şey gösterebilirim. Aynanın karşısında da yapabilirsiniz. Daha sonrasında yapacağımız tek şey, şimdi biz kaygılanınca haliyle hızlı nefes alıp veriyoruz. Hızlı nefes alıp verdiğimiz... Benim mesela boğazım kuruyor o an. Konuşamıyorum bile. Hızlı nefes alıp verdiğimiz zaman vücuttaki kandaki asit baz dengesi bozuluyor. Yani dinleyicilerimiz kimyası bozuluyor vücudun. Ve bu da bizim uyuşukluk hissi, karıncalanma hissi, bayılacakmış gibi bir his oluşturuyor. Daha da tetikliyor. Aa, bak geldi şimdi bayılacağım. Hızlı nefes aldıkça o his artıyor. O his arttıkça korkuyla daha hızlı nefes alıyoruz. Burada yapmamız gereken tek şey nefesimizi kontrol etmek. Nasıl kontrol ederiz? Burnumuzla alıyoruz. Dörde kadar sayıyoruz. Ağzımızla veriyoruz. Bir kere de mi böyle yaklaşık 10 dakika bu şekilde nefes alıyorsunuz. Böyle. Benim uzun uçuşlarda oluyor ve bunu çok yaptığımı hatırlıyorum. 4 saniye önemli olan bir süre. 3-4 saniye, yani nefesimiz dengeye gelsin. Bizim nefesimizi düzenlediğimiz an kandaki o asit baz dengesi bir nebze de olsa aşağıya düşüyor. Ve aşağıya düştüğü zaman, yani karbondioksit miktarını biz dengeye getirmeye çalışıyoruz ki o bayılacakmış hissi gitsin. His gittikçe kişi biraz rahatlıyor. Evet, bayılacaktım, bayılacakmış gibi hissediyordum ama şu an öyle hissetmiyorum. Ve daha sağlıklı nefes alıp vererekten bunu kontrol altında tutabiliyoruz. Kalp atışlarınız da yavaşlıyor çünkü o an. Kalp atışımız yavaşlıyor. O düşecekmişim hissi geçiyor. O uyuşma hissi tansiyon geçiyor. Tansiyon düşüyor zannediyoruz ama yani, değil. Çünkü her şey o kadar dengeli ki, yani panik atak diyoruz aslında. Herkese sorsak aşağı yukarı herkes hayatında bir kere bile yaşamış. Belirtilerini çok iyi biliyor. Ama aslında bunun hepsinin fizyolojik bir nedeni var. Yani o anda o düşünce aklımıza geliyor. Biz onu fark etmeyebiliriz. O sırada kanda bir hormonun miktarı, adrenalin miktarı artıyor. Adrenalin miktarı artınca da bir takım kimyasal reaksiyonlar oluyor. Onların sonucunu biz atak şeklinde yaşıyoruz. Ama bunu düzene sokmak, yani bunu kontrol altına almak bir süre sonra o panik atan yaşanmamasına sebep oluyor. Yani demin sorduğunuz sorunun cevabı da aslında burada saklı. Panik atan tedavisi var mı? Kesin bir tedavisi, yani bir kürü var mı? Yani sıfırlanabilir mi? Evet, sıfırlanabilir. Panik atak terapistlerin, biz psikiyatristlerin sevdiği bir hastalık. Niye? Çünkü çok iyi sonuçlar alabildiğimiz bir hastalık. Antidepresan kullanımı öneriyoruz. Fakat hızlı sonuçlar almak istediğimiz zaman ya da işte kuruma çok gidip gelme imkanı olmayan kişiler için genelde terapilerle, özellikle bilişsel davranışçı terapi bu konuda çok başarılı. Ve
bu konuda kür sağlayabilen, kesin tedavi sağlayabilen tedavi yöntemlerinden birisi, hatta ilki. Bilişsel davranışçı terapi sonucunda örnek verelim, 6-7 seans sonrasında 2 tane de atak önleme seansı yaptıktan sonra tamamen bu hastalığı unutabiliyorsunuz. Peki Aynur Hanım, biz bu programda çok samimi konuşuyoruz. İzleyicilerimiz artık evlerinde gibi beni ağırlıyorlar. Ya benim çok uzun yıllar panik atak tedavisi olan antidepresanların en ağır dozlarını kullanan fakat bir türlü bundan kurtulamayan arkadaşlarım, dostlarım var. Biraz da kendisi isteyip de mi yardımcı olması lazım tedaviye? Yani önemli olan şey bu. Anı kurtarmak değil, durumu kurtarmak değil. Yani bazı hastalar o an atak geçerse ben rahatlayacağım. Ondan sonrası çok önemli değil. Önemli olan genel olarak hastalığı tedavi etmek. Anı kurtarmak için evet ne yazık ki yeşil reçeteli ilaçlara başvuranlar oluyor. Acile başvurup hemen sakinleştirici talebinde bulunanlar oluyor. Ama bunlar sadece anı kurtarır ve daha sonrasında kişiyi bir kısır döngüye sokuyor. Ben ilaç kullandığım için atak geçirmiyorum. Atak geçirmezsem ilaç kullanımını bırakırım. İlacı bırakınca tekrar atak geçiriyor. Atak geçiriyor, tekrar ilaç alıyor. Güvence olarak o ilacı kullanıyor. Bazıları çantasında taşıyor ilacı. Evet. Ben ilacım var, nasıl olsa atak anında onu kullanırım. Bu şekilde devam ederim yaşantıma. Ama hastalığın tamamen yok olması için bilişsel davranışçı terapi bizim düşüncelerimizi yönetmeye öğretiyor. Onları değiştirmeyi. Yani onları terapi daha... önemli. Terapi çok önemli. Özellikle anksiyete bozukluklarında, özellikle panik atakta en evet. iyi yanı panik atağın hızlı başvurmaları. Bu hızlıca... bilişsel terapileri online yapıyor musunuz? Yani pandemi sürecinde evet yapıyoruz. Ama şu an yapıyorsunuz gerekli evet. mi? Yani izleyenlerden sizi arayan olursa online evet, evet. yapabiliyorsunuz. Peki Mehmet Bey Erzurum değil mi? Efendim günaydın, iyi pazarlar. Günaydın, iyi pazarlar. Buyurun sorunuzu alalım. Mehmet Bayrak Bey buyurunuz. Ben evet benim hanımım bir yıldır ishal, kusma ve iştahsızlık yaşıyordu. Bir ay, şu bir ay içerisinde de bayağı zayıfladı. Bir su işte dahi gasyan yapıyor, istifar ediyor. Hı. Hiç iştahı yok. Hı. Yani hasta doktorlara götürdük. Hı. Herhangi bir tahliller, bütün şeyler temiz çıktı. Yani hiçbir sorun yok. Peki diyorsunuz niye böyle? Öyle mi? Evet, evet, hiç iştahı yok. Yani hiç yemiyor şu anda, 69 kilodan vallahi 30-25-30 kiloya kadar düştü. Oo. Çok zayıfladı. 25-30 kiloya mı düştü? Aynen öyle. Peki sormak istediğiniz bir şey var mı? Vakit de çok az kaldı. Bir psikiyatri başvurunuz olmuş mu? Bir profesyonel destek aldınız mı? Şimdi bir psikiyatriye başvurduk burada Erzurum'da. O bizden Tizes diye bir ilaç verdi. İlaç adı vermeyin lütfen. Ben de o an duyamadım. İlaç adları yasak. Tamam. Bir ilaç verdi. O ilaçlar kullanıyor. O da herhangi bir şey yapmadı yani. Peki. Hanımefendiye selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Hemen soracağım. 30 kilo vermiş ve aslında bir fizyolojik hiçbir sebep yok. Depresyonun ana belirtilerinden birisi olur mu de öyle? Kilo vermek. Depresyon her şeye karşı ilginin azaldığı, çökkün duygu durumunun hakim olduğu, yeme isteğinin de azaldığı bir durum olduğu için böyle kilo verimlerini görebiliyoruz. Eğer hanımefendinin bütün tahlilleri yapılmış ve herhangi bir başka ek hastalığı yoksa benim de aklıma bir duygu durumla ilgili, depresyonla ilgili bir süreç geliyor. Tabii hastayı muayene etmediğim için peşin bir şeyler söyleyemem ama ilaçlarla ilgili şöyle bir parantez açmak istiyorum. Çünkü hastaların da çok sorduğu şey. Bizim antidepresanlar genellikle ve çoğunlukla 4-6 hafta içerisinde etki ediyor. Eğer antidepresan kullanımına ve düzenli kullanımına başladıysanız hemen 3 gün sonra, 4 gün sonra, 1 hafta sonra etkisini bekleyen hastalarımız oluyor. Bunun da bilgisini verelim. 4-6 haftadan öncesinde antidepresanlar etki etmezler. Yani temel antidepresan etkinliğini göstermezler. İlk 2 haftalarında zaten olası yan etkileri ortaya çıkar. Bu yan etkileri tolere ettikten sonra genellikle çoğusu kendiliğinden geçer. Hı-hı. Ama biz yine de bu yan etkilerle ilgili bilgi ediniyoruz. Ondan sonra yani 4 hafta yani 1 aylık sürecin sonrasında belirtileri hı-hı. tedavi etmeye yönelik bir etkinlik, ilaç etkinliği ortaya çıkar. Belki erken sürede aramıştır
beyefendi ve o 4-6 haftalık bir süreci bekledikten sonra ayda bir zaten kontrole çağırıyoruz biz hastalarımızı. O bir ayın sonrasında evet kullanılan ilaç yüzde kaç etki etti ve bu yüzdelere göre de ilaç dozunda artış veyahut aynı şekilde devam etmelerini öneriyoruz. Depremi de konuşacaktım. Bir cümle alacağım arkadaşlar. Bu görüntüler çok sık izliyoruz. Kurtarılan çocuklar var. Onlar sonradan bunu izleyecekler. Bu nasıl bir travma yaratıyor ve nasıl koruyacağız kendimizi her şeyden? Devamlı deprem görüntüleri aslında travmamızı sürdürmüş olmamız anlamına geliyor. Çünkü tekrar tekrar aynı görüntülerle daha fazla travmatize oluyoruz. Tabii arada umut olan çocuklar, bebekler oldu, onların kurtarılması oldu. Ülkecek biz onlara sevindik ama genel olarak travmada ilk kuralımız kendimizi güvenli alana almamız, kişiyi güvenli alana almamız ve travmanın sürdürülebilirliğini engellememiz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben programı bitireceğim, kanepeye uzanacağım. Hanımefendi köstekli saatini çıkaracak. Benim panik hatamı konuşacağız. Aynur Hanımcığım sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Nasıl geçtiğini hiç fark etmedim. Öyledir açıkçası. Bizim programımız. Sağ olun, var olun. Efendim, Sağlık Merkezi'nin bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi sabahı yeniden birlikte oluncaya dek. Hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Hoşça kalın, iyi pazarlar.